Cem Küçük. Şimdi altılı masayı konuşuyoruz herhalde önce de. Ben ekonomiye sonra geçeyim. Evet. Tamam. Şimdi altılı masayla ilgili... Bir şey ilgili... sormadan geldik sana ama... Yok, sorabilirsiniz. Yani. Yok, hayır. Yani buyur, araya şey buyur. Yok. Ben şimdi şöyle, altılı masayla ilgili... Önce şuradan başlamak isterim. Yani altılı masayı hükümet dağıtmak istiyor. Erdoğan dağıtmak istiyor. Aralarında fikir ayrılığı çıkarmak istiyor, bilmem ne. Ben hükümetin böyle bir şey yapmaya niyeti olduğunu düşünmüyorum ama... Diyelim ki böyle bir şey yapmaya niyetleniyor. Dağılmayın. Yani aranız bozulmasın. Yani sizi eğer Erdoğan tek hamlede dağıtabiliyorsa demek ki siz güçlü bir yapı değilsiniz. Yani Erdoğan sizinle kedi fare oynar gibi oynayabiliyorsa, sizi dağıtabiliyorsa, sizinle bölüp pörçük ayırabiliyorsa demek ki siz çok hafif, yani böyle sert bir yapı olmamışsınız. Kaldı ki hükümetin bir şey demesine gerek yok ki. Şimdi Sayın Davutoğlu 3 gün önce burada işte Cumhurbaşkanı olan kişi altılı masaya danışacak, öyle karar alacak. Kriz çıkar. Dün de başka bir kanalda gerekirse seçime gideriz dedi. Kürşat Soylu dün akşam burada değil miydi? Buradaydı. Evet. Biz böyle bir karar almadık dedi. Ya kardeşim, siz daha kendi aranızda anlaşamıyorsunuz ya. Ben şimdi kime inanacağım? Ahmet Davutoğlu'na mı inanayım? Kürşat Zorlu'ya mı inanayım? İkisi de biri %13-15'lik bir partinin diyelim hadi genel sözcüsü. Diğeri de oyun bir önemi yok. Bence de yok. Yani 100 bin oyu da olsa. Sayın Ahmet Davutoğlu'nun partisi. Ya siz bir kere aynı şeyi demiyorsunuz ki. Sonra Kemal Bey çıktı. Sayın Kılıçdaroğlu da dedi ki oyun dedi bir önemi yok. Herkes eşit olacak dedi. O da Kürşat Bey'i yalanladı. Bakın bir saat sonra da konuştu. Ama oradaki telaffuzu karıştırıyorsunuz. Hayır, hayır. Öyle değil. Hayır, seçim hayır. Öncesi diyor. Seçim önce. Bakın, bakın fark etmez. Anlamları herkes eşit bozmamak günü. Lazım. Şimdi bakın 3 parti, bak 6 masanın 6'sı farklı bir şey söylüyor. Sen orada Kemal Bey'i dinle. Hayır, şimdi bak abi, Kemal Bey'i değil. Eğer Kemal Bey'i dinleyeceksem... O ne diyorsa o zaman, şu anda. Bir saniye. Eğer ben Kemal Bey'i dinleyeceksem, o zaman Ahmet Davutoğlu'nun dediği gibi, o zaman çıkarın Davutoğlu'nu oradan. Çıkarın Demokrat Parti'yi. Çıkarın o zaman Temel Karamoğlu'nu, bir oyuna bir şeye ihtiyacınız yoksa. Ama Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bu, 10 bin oya da ihtiyaç bu var. Bu olayı çarpıkla. 50 bin oya da ihtiyaç var. 2019'da, bak, taraftarlar 2019'da, hayır Murat hiç... 2019'da bakın adamlar. Altılı masayı kimse dağıtmaya böyle iktidarın filan gücü nasıl yetecek sen iyisen. 2019'da da hükümet birçok şey yaptı. Büyük seçimlere giderken başarabildi mi büyük şeylerin kazanı? Bir sürü şey yaptı kendine göre. Başaramadı. İstanbul, Ankara, Konya, pardon Hatay, Mersin, Antalya kaybetti. Siz iyi durursanız, siz başarırsanız... Bir sürü şey yaptıdan kastın ne? Yani? Hayır şöyle eleştirdi... İşte PKK bir şey Osman Hoca olan TRT'ye çıkarıldı, bilmem ne yapıldı, ağ yüklenildi, tanzim satış vardı, efendim işte HDP destekleniyor dendi, işte PKK gizli ortak, HDP gizli ortak söylemide hükümet geldi. Ne oldu? Doğru. Dendi de ne oldu? Siz dik durdunuz veya Erdoğan için düşünün. Son 28 senede Erdoğan'a 30 senedir her şey söylendi. Adam girdi 16 seçimin 16'sını kazandı ya. 39'dan aşağı oy almadı yani 40'sinden. Dolayısıyla onun bir şey demesi, bunun bir şey demesi gerek yok ama ben şimdi Kürşat Bey'e mi inanayım, Davutoğlu'na mı inanayım? Ben hangisine inanayım bir gazeteci olarak? Mesela hangisi gerçek baz? Diyor ki biz bunları konuştuk diyor biri, öbürünü konuşmadık diyor. Karar almadık diyor. Şimdi dolayısıyla bu bizim. İki, bakın seçimlere... Demin burada Bülent Turan Bey vardı. Ben Bülent Bey ile iyi arkadaşızdır. Ben seçimin 14 Mayıs'ta olacağına kesin gözüyle bakanlardanım. Bülent Bey de öyle düşünüyor ama tabii ki Erdoğan karar verecek ona. Sayın Bahçeli ile beraber. Ama ben 14 Mayıs'ı kesin görenlerdenim. 4 ay var. 121 İkinci gün. Tur ihtimaline binaen 30 Nisan 14 Mayıs diye evet. Düşünüyorlar. Yani veya 14 Mayıs ya da şöyle 7 Mayıs 28 21 Mayıs gibi evet, de gibi. Düşünülüyor. Hı. Benim gördüğüm şimdi bakın daha ortada hükümet programı yok. Hangi konuda kimin ne dediği bir şey yok. Mesela bildiğimiz bir tek şey var. Bir Murat bir saniye. Bir saniye ben eleştirilerimi getireyim. Şimdi şöyle bir şey yok. Yani mesela ekonomide sıkıntılar bilmem ne. 30'unda geldik açıklayacağız. Ya yani mesela ekonomide bak defalarca söylüyorum. Biri diyor ki ben diyor kamulaştıracağım 5 büyük şirketin diyor ihale. Öbürü de diyor ki ben liberal ekonomiden yanayım diyor. Ya Libya defalarca söyledik burada. Libya tezkeresine biri evet biri hayır diyor. Başörtüsü düzenlemesine Kürşat Bey ne dedi? Ben bak temsilci. Biz dedi buna evet deriz dedi. Eğer çok şey olmazsa evet deme yönündeyiz dedi. Şeyimiz. Öbür taraftan reddediyor CHP. Ya şimdi hiçbir konuda doğru düz anlaşma yok.
Şimdi millet meclisi işaret ediyorlar. Mesela, ya meclisi işaret ediyorlar. Biz mesela Eylül'de bütün bu ekonomiyle ilgili adımlar atılırken hani o kurşunlar erken mi atılıyor? Hani siyasetten oy getirecek olan adımlar diye konuşmuştuk iktidar tarafından. Yani aslında insanlar şu son virajdaki söylemlerle mi oy kararını veriyorlar? O açıdan stratejik olarak mesela 30'undan sonra iyi bir taslak çıkarırsa hükümet programı olarak altılı masa üzerine de bir hafta sonra adayını açıklarsa bir rüzgar oluşturabilir mi? Şimdi yani demokrasi deniyor ya bakın şimdi demokrasi Amerika'daki gibi olsa ben bak orada mesela demokrasinin ben çok iyi işlediğini düşünenler demiş şöyle. Cumhurbaşkanı az önce aday adayları belli oluyor ve yapacaklarını anlatıyor. Mesela adam diyor ki sen LGBT hakkında ne düşünüyorsun diyor. Çok net. Ohio'ya gidiyor, anlatıyor adam. Kıvırmıyor orada. Ve televizyonda ona göre, tartışıyorlar. Tabii. Ve ona göre seçim önce sonuçlarına devlet müdahalesi. Ona göre önce çıkıyor. Ona göre önce çıkıyor. Bir bak, ona göre önce adaylar çıkıyor. Ondan sonra belli oluyor. Orada şey, seçim sonuçlarına bazen müdahale de ediliyor. O müdahale edilmiyor. Ama orada mesela Trump'la Biden'ı karşı karşıya görüyorsunuz. Bush'un ikinci dönemi nasıl? O da kazandı. 3 kere sayıldı. Adam çıktı orada. Dolayısıyla şey değil. Ya Florida'daki seçim kazandı adam. Şeye gerek dolayısıyla öyle. Şimdi burada hiçbir konuda efendim 30'unda çıktı. Mesela ekonomide ne yapacaksınız? Anladığımız o muhalif ekonomistlerden de anladığımız faizleri yükseltmek. Olmazsa IMF'ye gitmek. Olmazsa başka bir şey. Hayır bir saniye gördüm. Efendim faiz artırmak. Bakın bir şey diyeyim. Bu şey altılı masa sokaktaki adama bakıyorum. Türkiye demokrasiye inanır. Orada katılmıyorum. Türk halkı demokrasiye hep inanmıştır. Türk halkı askeri darbelere hep itiraz etmiştir. Askeri darbelere dik duran herkesi de iktidara getirmiştir. Ecevit'e çok örnek vereyim. Ama bu altılı masadaki fikir ayrılıklarına demokrasi diye bakmıyor mu Türk halk? Bence şöyle, tabii ki demokrasi diye bakıyor ama bakın ben tam 2019'un başından beri, yani yaz aylarından beri burada programdayım. Ya 1,5-2 sene biz parlamenter sistemle ilgili şey bekledik, güçlendirilmiş mi? Hatta burada da şakasını yapıyorduk, beton mu atacaksınız içine, kireç mi koyacaksınız diye. Bir şey çıkmadı. Bakın parti programı. Mesela milliyetin politikası nasıl olacak altılı masanın? Bana 30, söyleyin. 30. Bir saniye. Ekonomiyle ilgili mesela dış politikada Amerika ile ilişkiler nasıl olacak? Ortak metinler hazırlandı. Avrupa Birliği ile ilişkiler nasıl olacak? Bakın şöyle demiyorum. Marcel Proust'un şeyi gibi değil. Bakın o şuna benziyor. Parlamenter sisteme geçmek o hayal. Öyle bir şey olmayacak. AK Parti'nin ölüsü bakın. AK Parti'nin ölüsü anketlerde... Dış politikasını biliyor musunuz? Bitireyim. Ben biliyorum tabii AK Parti'ni. Yani görmüyor. AK Parti'ni zaten... Ben bilmiyorum. Bak bugün dünkü Ferit Zekeriya'nın Washington Post'taki yazısını oku. Türkiye neler yaptığını anlatıyor 5 yılda. Mesele o değil. Mesele şu. Siz şimdi ben Erdoğan'ın tam tersi Erdoğan'ın ne yaptığı biliniyor. Demin Ersan Hoca dedi ya. Ya mesela Erdoğan'ın demokratik anlayışı mesela bu gördüğünüz örnek veriyorum. Ekonomiyle ilgili dediği bu. Libya ile ilgili yaptığı bu. Katar, Azerbaycan, Amerika ile ilişkiler. Milli eğitimde yaptıkları bu. Sporla ilgili yaptıkları bu. Örnek olarak söylüyorum yani somutlaştırmıyorum. Erdoğan bunları yapıyor. Ya Erdoğan yabancı biri değil ki. Erdoğan net bir adam. Ya ben bunları yapacağım diyor. Osman Kavala konusundaki görüş mü değiştiriyor? Mesela Demirtaş hakkında bilmem ne. Ha bazen pragmatikleşiyor. Bazen pragmatikleşiyor. Birleşik Arap Emirlikleri'yle o zikzak olmaz. Onu da pragmatizme yoruyorsunuz. Ona bakarsanız Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ahmet Davutoğlu hakkında 10 tane ben size sözünü söylerim. İnsan içine çıkmaması lazım normalde. En basit EYT'de ne diyordu? Bakın bir şey bak çok evet öyleydi. Köprü hakkında diyor ama şunu söyleyeyim. Kendi siyasi hayatıma mal olsa bile çıkarmam dedi. Ben de söyledim. Şimdi ne değişti? Ama Ahmet Davutoğlu'na Suriye'den namaz kıldıracağız. Yani Türkiye'nin parametreleri mi değişti? Bir saniye bitireyim. İktisat politikası mı değişti? Niye EYT'yi getiriyorsun? Ona bakarsanız Ahmet Davutoğlu ile ilgili Kemal Kılıçdaroğlu öyle lafları var ki insan içine çıkmaması lazım Davutoğlu'nun. Mesela Temel Karamoğlu ile ilgili, 28 Şubat'la ilgili. Öyle herkesin herkes hakkında ne görüşleri var? Hocam, Suriye politikasını yapan adam nasıl Dışişleri Bakanı oldun diye neler söyledi? Şimdi masada beraberle. Onu geçin. Onlar öyle değil. Erdoğan pragmatik bir adam. Çok da zeki bir adam. Zikzak yapıyor. Zikzak yapmıyor. Yönetiyor. Zikzak atıyor. Yapıyor. Herkes ittifak kuruyor. Onu bozuyor. Bununla yapıyor. Dün dediğine bunu o yüzden diyor. Müslüm Bey. Müslüm Bey. 28 yıldır girdiği 16 seçimi en yakın rakibini ikiye katlayarak alan bir adam. Başarılıdır. Evet, siz de onun yanına gelemediniz. Siz de 30 alamadınız ya. Adam 40 aldığı zaman üzülüyor. 51 aldığında üzülüyor. Siz daha ona yaklaşamadınız ya. Konya'da Kayseri'de oyunuz yok. Konya'da Kayseri'de oyunuz yok. Trabzon'da oyunuz yok. Erzurum'da 3 alıyorsunuz ya.
Milli mücadele orada hiç, gidip hiç miting yapamıyorsunuz değil. Ya. Bakın ben 23 Doğu Güneydoğu Anadolu ilini gezdim. Ben, tamam, ben size sonuçları söyleyeyim. Anlatayım. Tamam, öyle değil. Sıranız gelince sizin söyleyeyim. Ama ben dinledim sizi. Sıranız gelince evet, söyleyeyim. Ben diyorum ki ben 80 yıldır son 10 yıldır hı-hı, Erdoğan'ın olduğu son 20 yıldır siyasette Erdoğan'ın yanına yaklaşamıyorsunuz. Hı-hı. Bazı 41 ilde Erdoğan zaki yani aynı kulvarda bile göreceğiz değilsiniz Erdoğan'dan. Siz Erzurum'da, Adıyaman'da, Malatya'da, evet, Erdoğan'la Kayseri'de aynı yerde değilsiniz. Erdoğan başka oraya yerde. Siz gittiniz siz oralara. Çok, ben oralıyım zaten. En son ne zaman gittiniz? Nereye? Bu bahsettiğiniz illere. Ben Karadeniz'e sürekli gidiyorum. Hayır hayır, bu işte Erzurum falan. Erzurum'a 2 sene önce gittim. Bak ben 2 ay önce gittim, anlatayım ya, size. Bak ben de görüyorum, bak ben de diyorum ki. Malatya'dan ben 15 gün önce geldim. Ben de diyorum ki bak çok iddialı söylüyorum. Urfa'dan 15 gün önce geldim, çok iddialı söylüyorum. Erdoğan anlatayım Doğu Kare bak Karadeniz'de hayır hayır bak çok ezbere bak her sözümüz kayıtlara geçiyor. Oturduğun yerden konuşuyorsun. Müslüm Bey Erdoğan'la bu illerde aynı kulvarda değilsiniz. CHP yapmayın, olarak da değilsiniz. Neyse, CHP için bilmiyorum, söylüyorum. Erdoğan Doğu Karadeniz'de, İç Anadolu'da, Doğu Anadolu'nun bazı illerinde ve Ege'de ben Erdoğan'ın kendisinin 2018'e göre daha iyi oy alacağını iddia ediyorum. Erdoğan öyle.